Feminist kadınlar Yeşil Sol Parti'ye oy verecekler. Bunun sebebi gerek önceki partimiz Halkların Demokratik Partisi kadın temsiliyetinin büyük oranda sağlandığı, %50'ye yaklaştığı bir temsiliyeti var. Bunun ötesinde sokakta, adliyede, her yerde kadın özgürlük mücadelesinde Yeşil Sol Partili kadınlarla omuz omuza mücadele ettik. Bunun için Yeşil Sol Parti bağımsız feministler olarak oy vereceğiz bu seçimde. İstanbul Sözleşmesi kadın özgürlük mücadelesinin, Türkiye kadın özgürlük mücadelesinde kadınların tarihsel manada kazandığı en büyük kazanımlardan biri. Ve bu iktidar gerici politikalarıyla bunları, bu sözleşmeyi askıya aldı hukuksuz bir şekilde ve bizim kazanımlarımıza göz dikti. Bunun ötesinde bir seçim atağı olarak da Yeniden Refah Partisi'ne 6.284'ü kaldırmayı taahhüt etti. Bizler de diyoruz ki Yeşil Sol Partili kadınlarla birlikte kadın özgürlük mücadelesini yükseltmek, 6.284'e İstanbul Sözleşmesi'ne sahip çıkmak ve kadın mücadelesini yükseltmek için kıymetlidir. Yeşil Sol Partili kadınların en etkin mücadele ettiği meselelerden biri de bu fermuar sistemi. Dolayısıyla mücadelemiz hem parti içindeki eşit temsiliyet, hem mecliste, hem siyasal diğer alanlarda eşit temsiliyet için mücadele etmeye devam edeceğiz. Çok önemli bir sürece gidiyoruz aslında. Seçimlere çok az bir zaman kaldı. Benim tercihim bu seçimlerde tabii ki Yeşil Sol Parti olacak. Neden? Aslında iki seçenek var bence şu an önümüzde. Bir, kadın düşmanları var bir tarafta. Ne işte Hüdapar İttifakı, Yeniden Refah, Domuzbağ İttifakı da diyoruz, AKP. Bir tarafta da Yeşil Sol'u görüyorum. Millet İttifakı da var ama ona güvenmiyorum. Öyle söyleyeyim. Neden güvenmiyorum? Çünkü içinde Mavi AKP'nin ve eril erkek siyaset yürüttüğünü düşündüğüm Meral Akşener var. O yüzden milletvekili seçimlerinde, yani Millet İttifakı'na da oy vermek istemiyorum. Gönlümden geçen Yeşil Sol Parti, çünkü HDP'yi, yani şu an Yeşil Sol Parti ile giriyor bildiğimiz üzere seçimlere. Sahada olduğunu gördüm, alanda olduğunu gördüm, kadın mücadelesini yürüttüğünü gördüm. Bu yüzden de Yeşil Sol Parti'ye oy vereceğimi söylemek istiyorum. Çünkü ben bir öğrenciyim, her şeyden önce bir kadınım. Bu ülkede varoluş sorunu yaşıyoruz. Ne açıdan? Maddi açıdan, manevi açıdan. Geleceğin işsizliğim aslında, yani bir öğrenci olarak. Bize 1250 lirayla geçin diyorlar. Bunun için mücadele yürüttüğünü gördüğüm öğrenci haklarıyla da ilgili Yeşil Sol Parti'ye oy vermeyi düşünüyorum. Onların mücadelesine inanıyorum. Öncelikle bu seçim hem tüm ülke için hem de özellikle genç kadınlar için, öğrenciler için kritik bir yerde duruyor. Yani mevcut iktidar öğrencilerin her gün haklarını gasp eden, kadın öğrencilere yönelik özel politikalar geliştiren, kızlı erkekli kalmadan tutun da yurt giriş çıkış saatlerine kadar denetleyen bir iktidar var karşımızda. O yüzden Cumhur iktidarına baktığımızda tamamen kadın düşmanı bir iktidar olduğunu ve kazandıklarındaysa şu anki haklarımızı daha da tırpanlayacaklarını ve kadınlar için yaşanılmaz bir ülke olacağını, daha da yaşanılmaz bir ülke olacağını görüyoruz. Millet İttifakı'na baktığımızdaysa AKP'nin kadın düşmanı politikalarının altına birebir imza atmış isimlerin orada bulunduğunu, faili meçhul cinayetlerle, kadın düşmanı söylemlerle bilinen isimlerin olduğunu görüyoruz. Burada bizim tek seçeneğimiz aslında Emek ve Özgürlük İttifakı, Yeşil Sol Parti'ye vermek oylarımızı. Yeşil Sol Parti'de birçok feminist, birçok LGBT artı aslında kadınların, LGBT artıların sözünü meclise taşımak üzere şu an seçime gidiyor. O yüzden aslında özgürlüğümüz, haklarımız, geleceğimiz için öğrencilerin ve özellikle kadınların, genç kadınların oyunu Yeşil Sol Parti'ye vermesi bizim için hayati bir yerde. Bu Burjuvana ittifaklar yerine emeği büyüten, özgürlük mücadelesini büyüten, feminist mücadeleyi büyüten bir yerde konumlanacağız feministler olarak.
kadınların yaşam alanlarına, yaşam haklarına, emeğine saldıran bir ittifak var karşımızda, Cumhur İttifakı diye. Ve bu ittifak yıllardır kadınların kazandığı haklara saldırıyor. Bunun karşısında ise kadınların haklarını koruyan Kadın Bakanlığı gibi aile özelinde değil ama kadınların kendilerinin emeklerini ve varoluşlarını büyüttüğü vaatler var. Bu vaatlerin yanında ve destekleyicisi olacağız her zaman feministler olarak, üniversiteli kadınlar olarak aynı zamanda.